Bloomberg HT ekranlarında ekonomik görünüme hoş geldiniz. Hafta içi her gece 21'de olduğu gibi bu akşam da karşınızdayız. Günlerden cuma, haftayı kapatmaya çok yakınız. İki değerli konuğum benimle birlikte olacak. Doktor Nedim Türkmen ve İsmail Sevinç her cuma olduğu gibi bizlerle. Nedim Hocam iyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Teşekkür ederim. İsmail Sevinç iyi akşamlar. İyi akşamlar Barış Bey, iyi yayınlar. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyicilerimize de hoş geldiniz diyeyim bir kez daha. @BloombergKT Twitter'dan bizlere mesajlarınızı, sorularınızı iletebilirsiniz. İsmail Sevinç, ben bir Nedim Hoca ile yine başlayacağım bu hafta izninle. Yeni vergi paketi bu gündemde konuşuluyor. İçerisinde neler var Nedim Hocam? Aslında bir miktar sanki bir ön konuşma yapmıştık ama biraz daha mı netleşiyor tablo? Senden dinleyelim bu. Meclis açıldıktan sonra değil mi gündeme gelmesi beklenen yeni vergi paketinde neler var? Evet, aslında 3 gün önce Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Başkanlığında Hazine ve Maliye Bakanı'nın, Plan ve Bütçe Komisyonu'nun başkanının, AK Parti Grup Başkan Vekillerinin, hukuk politikaların, vergiye ilişkin bütün bürokratların, Adalet Bakanlığı temsilcilerinin katılımıyla bir toplantı yapıldı Ankara'da. Böyle bir tasarı teklif hazırlanıyor. Yani işte 60 madde civarında olacağı ifade edildi. Bu toplantıyla ilgili şu ifade ediliyor. Deniyor ki yatırımları ve vergi güvenliğini güçlendiren, işte yatırımları teşvik eden, ihtilafları son bulduran ve mükelleflerin gönüllü uyumunu teşvik eden düzenlemelerin getirileceği ifade ediliyor. Ama bunlar söylenirken biliyorsunuz geçen hafta konuşmuştuk. Bu basit usulde vergilendirilenlere tamamen bir muaflık getirilmesi, işte kurumlar vergisi mükelleflerinin verdiği geçici vergilerin yılda 4 kez değil 3 kez indirilmesine ilişkin bazı başlıklar ortaya çıkmıştı. Aslında bu amacı ortaya koyduğumuzda, yani yatırımları ve vergi güvenliğini dediğimizde, yatırımlara ilişkin acaba kurumlar vergisi istisnası mı olacak ya da yeni yatırım indiriminin tekrar gündeme geleceğini buradan söyleyebilirim. Onunla ilgili bir çalışmalar var. Eskiden yatırım indirimi müessesesi vardı. Bunlarla ilgili çalışmalar var. Tabii burada bizi izleyen birçok VUK 359 mağduru var. Biz bu programda konuşmaya 3 yılı aştık bu programda. O zaman sayılar 70 bindi. Şimdi 420 bin oldu. Buna ilişkin olarak da risk raporu hazırlanıyor. İktidar bir risk raporu hazırlatıyor. Bu risk raporu şu demek. Yani biz burada bir değişiklik yaptığımızda ne olur? İşte sahte fatura kullanımı daha çok mu artar? Bunun ekonomiye, vergi gelirlerine etkisi ne olur? Sahte fatura ile mücadelede önümüzde bir problem çıkar mı? Bir de tabii olayın yargı ayağı var, iş yükü yönünden. Daha önce burada açıklamıştım. Bu aslında 4. yargı paketinde çıkacaktı ama Yargıtay 25 bin dosyayı tekrar açmak zorunda kalacağım demesi nedeniyle sonbahara kalmıştı. Bu risk raporunun da tamamlanmasıyla beraber bu 359'un buraya girip girmeyeceği belli olur diye düşünüyorum. Ama bu risk raporunu bürokratlar hazırlayacağı için şimdi maliyeciler şunu söyleyeceklerdir. İşte efendim, burada bu işi kolaylaştırırsak biz sahte faturayla mücadele edemeyiz argümanı ortaya çıkacaktır. Yargıtay'ın zaten ne düşündüğünü biliyoruz. Ama böyle bir yaklaşım olursa tabii ki bu çok doğru olmaz. Türkiye'de sahte fatura bir problemdir. Problem olmasının nedeni de bunu zaten cezalarla engelleyemiyoruz. Genel KDV oranı yüksekliğidir. Bunu aşağı indirmeden bu suç mutlaka olacaktır ama net bir şekilde ortaya konmalıdır. Suçta biliyorsunuz ceza hukukunda şüpheden sanık yararlanır. Varsayıma dayalı olmaması gerekir. Tabii vergiye ilişkin böyle bir giriş yaptık ama biliyorsun Eylül ayının sonu geliyor. Evet. Türk lirası mevduatla ilişkin uzatma olacak mı? Turizmde katma değer vergisi ne olacak? Başka belirsizlikler de var. Bir de tabii 30 Eylül yapılandırmaya başvuru için son gün. O anlamda çok önemli. Aslında bu toplantının amacındaki yer alan vergi güvenliği dediğimiz anda benim aklıma vergi güvenliği şu demek. Beyan esasına dayanıyor Türk vergi sistemi. Burada otokontrol sistemlerinin getirilmesi gerekiyor. Hı hı. Türkiye'de bir emsal kira bedeli var.
işte bir kontrol edilen yabancı kurum var. Çok eskiden 2001'lere kadar hayat standardı esası vardı. Acaba böyle bir usul mü gelecek diye aklımıza gelebilir ama basit usulde vergilendirilenlere yıllık 240 bin lirayı aşmıyor, hasılat aşmıyorsa muafiyet getireceğim anlayışının bunu getirmesi de mümkün değil. Aslında bu vergi teklifi ortaya çıktığında... Peki, bir şey soracağım. Şimdi esnaf kaç yüz bin esnaftan bahsediyorduk Nedim abi? Bu olası değişiklikten faydalanacak olan? 836 bin. 836 bin esnaf 240 bin lira geliri değil mi? Geliri 240 bin lirayı aşmıyorsa vergiyi ödemeyecek. Evet. Mesela şu aklıma şu geliyor. Diyelim ki benim konutum, ikinci bir konutum var. Kira geliri elde ediyorum. Benim yıllık kira gelirimde 200 bin lirada kalıyorsa ben de ödemeyecek miyim? Yok. Maalesef bu sadece ticari kazançlar gerçek usulde ve basit usulde vergilendiriliyor. Gayrimenkul sermaye iradı, menkul sermaye iradı, ücret, serbest meslek, bu gelirleri elde edenler bundan faydalanamıyor. Ticari kazancı basit usulde vergilendirilen 836 bin esnafı ilgilendiriyor. Aslında büyükşehir belediyeleri ve diğer illerde, işte büyükşehir belediyelerinde örneğin diyor ki 12 bin lirayı aşamaz kira. Diğer yerlerde 7600 lira. Aslında 836 bin basit usulde vergilendirilecek mükellef olamaz bizim ülkemizde. Olsa olsa 300 bin olur. Orada da çok müsamaha gösterildiği için. Yani şimdi siz ayda 20 bin liralık bir hasılatı beyan dışı bırakacağım diyorsunuz. O zaman sizin sorunuz çok haklı oluyor. Kira geliri elde eden ne olacak? Ücret geliri elde eden tabii bunu söylüyor. Serbest meslek erbabının da bunu söylemesi lazım. Bu esnafa bir selam çakıldı. Esnaf odaları memnun olduk dedi ama diğer mükellefler bundan hiç memnun olmadı. Nedim Hocam bir soru daha sevgili İsmail Usta'da dönmeden. Benim aylık 20 bin liradan fazla ya da az kazandığımı kim belirleyecek? Yani şimdi burada kim bunu denetleyecek? Maliye Bakanlığı denetleyecek. Zaten yıl sonunda beyanname veriyorsunuz. Biliyorsunuz beyanname verdim. 230 bin çıktı. 200 bin çıktı. Ama benim kazancım 400 bindi mesela. 230 bin beyan ettim. Ya şimdi siz zaten bakın 220-240 bini burada koyduğunuz anda bu 836 bin kişinin hiçbirisi zaten vergi vermez. Bunların teslimleri katma değer vergisinden istisna olduğu için yılın sonunda bildirilecek. Zaten Türkiye'de kayıt dışı ekonomiyi ve haksız rekabeti körükleyen bir yapıydı bu. Şimdi bunun üzerine benzin dökülüyor. Şimdi bu insanlar geçen hafta hatırlayalım mobilyacı ne demişti? Ya bir MDF şu kadar nasıl oluyor da basit usulde vergilendiriliyor diye. Burada Türkiye'de daha fazla insanı beyanname vermeye teşvik edip belge düzenini içine almak gerekirken burada 836 bin kişi kardeşim 240 bin aşmıyorsan ben senden vergi almayacağım demek çok doğru değil. Bakın 228 milyon lira geçen yıl bunlardan vergi tahakkuku olmuş. Tahsilat hedef konulmuş. Bu sene 229. Şu an itibariyle de ödemedikleri 360 milyon lira da borç var. Yani bu kadar 270 lira kişi başı vergi ödeme düşmesine rağmen onu bile ödememişler. Şimdi biz bu davranışları geliştirme, bunların büyük çoğunluğu işte daha çok deniyor ki işte kuafördü yok terzi ama örneğin taksiciler de aynı kapsamda, minibüsçüler de aynı kapsamda değerlendiriliyor. Şunu yapmak gerekir. Adil bir vergi düzeni için, adaletli olmak için, eşitliği sağlamak için. O zaman burada 240 bin matraha isabet eden vergi neyse bütün gelir unsurları için bunu ortaya koyarsanız o zaman tamam denir. Öbür türlü bu uyumu bozuyor ve insanları sinirlendiriyor. Beni de sinirlendiriyor. Onu ifade edeyim yani. Dur hocam sinirlenme sakin. Zaten gergin bir toplumuz. Valla dokunsam böyle hani patlayacak gibiyiz. Her yerde trafikte şurada yani, burada maalesef. İstanbul'da hele şu. Nedim abi sen İstanbul'da mısın? Evet İstanbul'da. Tamam anlaşıldı. Gerginliğinin nedeni anlaşıldı. Bodrum'da olsan daha sakin oluyordun. Evet doğru. Şimdi İsmail Sevinç'e döneceğim. İsmail Sevinç COVID-19 meselesiyle istersen devam edelim. Burada
aşı meselesi değil. Burada maalesef SGK'nın ölüm vakaları sonrası iş kazası kabul edip etmediğine dair ya da etmeli mi, bu konuda bir tartışma var. Tabii aşı konusunda da tartışma devam ediyor. Bu ücretsiz izin taleplerinin arttığına dair işverenler tarafından. Covid-19'a ilişkin yani her gün 200'ün üstünde vatandaşımız, çok ciddi sayıda vatandaşımız hayatını kaybediyor. Bu konudaki değerlendirmeni, SGK'nın bu meseleye bakışını nasıl anlatırız? Evet, tabii son günlerde Covid vakalarının artması, tabii Barış senin de dediğin gibi, bir taraftan da kayıpların artması, günde 200'ün üzerinde kaybın olması, bir taraftan başlangıçtan beri 60 binin üzerinde kişinin vefat etmesi, ölmesi, tabii bir taraftan olayın da sosyal güvenlik açısından değerlendirilmesini de zorunlu hale getiriyor. Tabii Covid-19 başlarken bunu böyle kabaca bir tartışmıştık ama tabii ilerleyen zamanlarda aslında ölüm sayısının artması bunu daha çok gündeme getirmeye başladı. Şimdi tabii iş kazası dediğimiz olay ya da meslek hastalığı dediğimiz olay iş yerinde işin yürütüm koşullarından kaynaklanan ve netice itibariyle iş yerinde hastalığa fiziksel ya da ruhen engelliliğe sebep olan vaka diyebiliriz iş kazası. Meslek hastalığı da daha çok işin yürütüm koşulları ve tekrarlanan sebeplerle meydana geliyor. Yani hani klasik anlamdaki iş kazalarını biliyoruz ama hastalıkla zaman zaman iş kazası sayılıyor. Şimdi Covid-19 iş kazası mıdır değil midir, meslek hastalığı mıdır değil midir konusu aslında başlangıçta SGK'da bir tartışıldı. Meslek hastalığı konusuna geldi. Bir tarafta o zaman hatırlarsınız hekimlerin hayatını kaybetmesi gündemdeydi bir taraftan. Bir taraftan bu işte vazife malullüğü sayılır mı? Devlet memuru için buna malullük deniyor. Diğer memur olmayan sağlık personeli için de meslek hastalığı olur mu dendi. SGK ilk refleksle karşıladı. Hayır, bu sağlık kurulu olmaz dedi. Sonra Yüksek Sağlık Kurulu'na itirazlar ve bir takım itirazların da yoğunlaşması sebebiyle sağlık personeli için mesleğinden dolayı, yaptığı işten dolayı bu hastalığa maruz kalması, enfekte olması sebebiyle meslek hastalığı onlara münhasır olarak kabul edildi. Şu an uygulanıyor. Evet, bir araya gireyim mi? Devam edeceksin İsmail Sevinç. Tabii. Biz mesela önceki programlarda bu konuyu Nedim Hocam hatırlarsın, Resul Hoca vardı sanırsam, konuşmuştuk. Meslek hastalığı sağlık çalışanlara da kabul edilmiyordu. Sonra edildi. Sonra dedik ki, aynı soruyu sorduk. Ya dedik o ameliyathaneyi temizleyen temizlik işçisi. Ya dedik o acilin kapısında duran güvenlik görevlisi. Bunlar evet, hastanenin içinde olan birebir maruz, aynı hemşire gibi, doktor gibi Covid-19 riskine karşı karşıya. Bunlar mesela değil mi hastalandığında meslek evet, hastalığı olarak kabul edilmiyor, hala edilmiyor henüz mu? Henüz kabul edilmiyor, evet. Sağlık personeli kabul ediliyor şu anda. Bu da yani geniş doğru değil tabii, açıkçası. Dar yorumlanmalı, aynen. Biraz daha geniş yorumlanması gerekiyor bunun. Henüz bu kabul edilmedi. Oysa ki işin yürütüm koşullarından kaynaklanan sebepler. Doktor ya da sağlık personeli ya da oradaki hatta yemek servisi yapan kişi ondan kaptığı için. Ama bu belki bir kısmı iş kazasına da sebep, iş kazası tanımına da girebilir. Birbirine giren şeyler bazen zaman zaman bu. Tabii böyleydi. Meslek hastalığı olarak kabul edildi. SGK'da meslek hastalığı ile ilgili ne yaptı? İşte kendine göre şu anda meslek hastalığı tespit edilenlerle ilgili de sorumluluklar var mı işverenlerin diye de ayrıca bir soruşturma yürütüp ne yapıyor? Sorumluluk oranlarını tespit edip rucular yapıyor. Peşin sermaye değerini hesaplayıp diyor ki işveren sen %70 iş sağlığı ve güvenliği kurallarına uymamışsın. O zaman bu hesaplayacağım tutarın %70'ini sana rücu ederim şeklinde de uygulaması halen devam ediyor. Bu kısa bir özet. Bu iş sağlık kazasına... Bir dakika hocam, evet, özür dilerim. Sağlık çalışanları harici de İş yerinde bir kişi Covid olduysa bunu meslek hastalığından sayma ihtimali mi var SGK'nın? SGK'nın yok şu anda ama mesela bu tabii tartışılabilir. Sağlık kime, SGK gidip mesela şey mi diyor? Hastanede kaptıysa hastaneye kardeşim sen Covid-19 kurallarına uymadın diye oradan bir rücu yap. Nasıl yaptı? Nasıl olacak bu iş? Ha şöyle rücu yapıyor, şöyle. Rücu şu demek. Şimdi meslek hastalığı oldu kişi. Tamam. Meslek hastalığı mesela doktor, hekim meslek hastalığına yakalandı ve öldü. Kalanlarına bir aylık bağlanıyor. Tamam. Bir kalanlarına aylık bağlanıyor. Şimdi bu aylığı diyor ki SGK, ben bu aylığı bağlayacağım ama acaba hani daha önce konuşmuştuk iş sağlığı güvenliği tedbirleri.
Acaba işveren iş sağlığı güvenliği tedbirlerini aldı mı? Hatta Çalışma Bakanlığı biliyorsunuz bir genelge de yayınladı. Genelgenin arkasından görüşler de yayınladı. Acaba işte iş yerinde hijyen kurallarına dikkat etti mi? İşte maske kullandırdı mı? İşte mesafeye uydu mu? Aşılama yerinde miydi? Bunlara bakaraktan da bu tedbirleri almadıysa diyor ki mesela işveren burada kusurluydu diyor. Bu genel yapılan bir şey. O zaman kusurluydu dediği zaman işverenin ya da burada üçüncü kişi de olabilir. Kusurluydu dediği anda buna kusuru oranında rücu ediyor. Neyi rücu ediyor? Sonradan bağlayacağı aylıkları. Mesela ona gelir bağladı ya, aylık bağladı ya. O aylığın peşin sermaye değeri var. İşte bu diyor 20 yıl boyunca ödenecek. O zaman bunun peşin değeri şudur. Onu güncel teknik bir faiz oranıyla bugüne getiriyor. Onu ondan peşine istiyor. Bu az tutarlar değil. Bu klasik yapılan bir şey. Bu bir taraf. Yani bir sorumluluğu var işverenin bu noktada. Diğer taraftan meslek hastalığı dışında aslında çokça karşılaşılan da bu iş kazası vakası mıdır aslında? Yani nasıl iş kazası vakası mıdır? Siz geliyorsunuz. Bir de bu tartışma aslında şeyde de alevlendi bence. Yani bu iş sağlığı güvenliği tedbirlerinin iş yerinde uygulanması gerektiği COVID-19 kapsamında işte PCR testleri, bir taraftan aşılar, bir taraftan hijyen kurallarına ve diğer maske mesafe kurallarına uyulması gerektiği noktasında da aslında demek ki burada bir iş sağlığı güvenliği tedbiri alacağız. Almazsak başımıza bir şey gelebilir. Acaba bu iş kazası mıdır? Şimdi iş yerinde iş kazası olabilmesi için dedik ya, iş yerinde olacak, temeli bu. İş yerinde uğrayacak buna. Yani iş yerinde bir illiyet bağı olacak. Şimdi iş yerinde uğrayacağını SGK diyor ki iş yerinde uğramadığını ben çip mi taktım demek istiyor. Yani hızlı bulaşıyor bu diyor. Belki diyor evde bulaştı diyor. Yani belki başka bir yerde bulaştı diyor. Hani bu noktada ben diyor provizyonu kapatıp provizyonu sadece hastalıktan verdim diyor. Yani provizyon dedi ey işveren diyor bana müracaat ederken böyle biri COVID geçirmişse iş yerinde sen onu iş kazası olarak bildirme bana hastalık diye bildir diyor. Çünkü hastalığın şartları biraz daha hafif. Hastalık diye bildir. Bunu iş kazası tanımlamasına sokma diyor. Çünkü bilemem senin iş kazası oradan geçirip geçirmediğini diyor. Ama bu kapıyı biraz kapalı tutuyor. Yani her ne kadar provizyon gibi görünse de aslında bir müracaat ettiğiniz zaman ben iş kazası geçirdim, iş yerinde hastalandım, iş yerinde bu COVID'i kaptım diye müracaat ettiğinizde bunu şu an pek incelemiyor. Yani incelemiyor, reddediyor gene itibariyle. Bu vaka sayısının fazla olmasından olabilir. Yani hani kendisine gelecek taleplerin çokça olup bunun altından kalkamayacağını düşünüyor olabilir. Bir taraftan da tabii gerekçe, yani ben nasıl tespit edeyim kimden bulaştığını? Evde mi, dışarıda mı, yoksa ofiste mi aldı şeklinde. Ama tabii bazı durumlar var ki, mesela diyelim ki ama buna benzer durumları daha önce yargı kararıyla iş kazası olarak kabul edildi. Yani ne gibi? Mesela bu domuz gribi vardı. Domuz gribi vakası. Evet. Domuz gribi olduğu zaman Ukrayna'ya giden bir tır şoförü işte orada domuz gribini kaptı, buraya geldi, öldü. Bu iş kazası olarak yargı mercileri bunu onadı. Yani bu bir hastalıktı, bulaşıcı hastalıktı. Oradan kaptığı kanaatiyle bu iş kazası Ama oldu. şimdi bu COVID her yerde. Her yerde. Yani Her yerde. Doğru, her yerde. Ama şu da Çin'e var. gitmeye Mesela gerek bunu yok. gitmeye gerek yok. Şimdi iş yerindesiniz siz. Bir arkadaşınız COVID-19 oldu. Sonra baktınız ki patır patır diğerleri de olmaya başladı. Şu ilk olan değil de ikinci olan belki. İkinci, üçüncü olanlar. Yani diyebilir ki bu bir iş kazası oldu. Yani ben çünkü iş yerinde kaptım bunu. İş yerinde kaptım dediği anda olay bitti zaten. Ya iş yerinde kaptığı karine teşkil ederse bence bu iş kazasıdır. Yani iş kazası tanımına uyuyor. Mesela iş yerinde siz kalp krizi geçirseniz şu an SGK onu iş kazası kabul ediyor. Allah korusun beyin kanaması geçirseniz iş yerinde hiçbir şey yokken yani. Bir iş yerinde herhangi bir maddeye maruz kalmadan beyin kanaması geçirseniz bunu da iş kazası Ne kabul oluyor? İş ediyor. İş kazası yerinde kabul olmak. edince peki ne, yani Yani ne ne oluyor? oluyor? Evet, ne oluyor? Bir, iş kazası kabul edince bir, iş kazasından dolayı işte bu rapor parası yine hastalıktan dolayı da alıyorsunuz. İki, size %10 oranında eğer engelli olmuşsanız %10 ve üzerinde size gelir bağlanıyor. Ölmüşseniz de kalanlarınıza aylık bağlanıyor. Normalde ölürseniz aylık bağlanması için koşullar var. 900 gün, 1800 gün gibi koşullar var. Bunları bir kere atlamış oluyorsunuz. Kolay bir şekilde aylık bağlanıyor. İkincisi iş kazası olursa ne oluyor? Siz tazminatı hak kazanabiliyorsunuz kalanlar açısından.
gidiyor bu işte tazminat, maddi tazminat davalarına konu olabilir. Ve böylelikle de kişi daha farklı gelirler elde edebiliyor. Yani önemli tazminatlar kazanabiliyor burada. Tabii işveren açısından da bu bir rücuya dönüşüyor. Yani biraz önce dedik ya, işveren açısından da bunun bir sorumluluğu oluyor. Bunun bir ödemesi gerekiyor. Yani iş kazası olması evet, mali anlamda işçiye biraz yarıyor. İşveren de biraz riske atıyor diyebiliriz. Ama tabii iş yerinde tedbirleri alırsanız, iş sağlığı, güvenliği, bu noktada çok sıkıntı olmaz. Diyelim ki mesela siz şöyle düşününüz. Bir iş yerindesiniz, iş yeriniz ayrık bir yerde ve siz orada lojmanında kalıyorsunuz ve çok temas yok. Yani komple reddetmemek gerekiyor bu iş kazalarında. İlliyet bağı önemli. Lojmanlarda 7-8 kişi kalıyorsunuz, iş yerine gidip geliyorsunuz. Biri COVID-19 oldu. Ertesi gün diğeri oldu. Dışarıda temas yok. İşte bu iş yerinde. Yani bunları bütün reddetmekten ziyade iş yerinde olduğu kanaatiyle ben inceleme yapılmalı. Yani komple kapatılmamalı. Bunlara iş kazası peki diyerekten sonrasında ölüm aylığı bağlanmasında fayda var görünüyor. İşverenlerin de şuna dikkat etmesi lazım. Yarın bir gün SGK bunu iş kazası diye tanımlarsa, şu an tanımlamıyor. Ama yarın buna iş kazası derse iş sağlığı güvenliği tedbirlerini de muhakkak çok iyi seviyede almalı. Yani ben gerekli kurallara uydum diyebilmeli. Şimdiden hatırlatmak gerekiyor. Peki, teşekkür ederim. Buradan Nedim Hoca'ya döneceğim. Akaryakıt sektörüne bakalım. İstat burada vergi kayıp kaçağını önlemek için hangi önlemler alınıyor? Hangi tedbirlere başvuruluyor? İstersen bu meseleyi ortaya koyalım. Buyurun. Evet, aslında bu konuda birçok adım atıldı. Onun fitilini ben ateşlemiştim. Bir yazı yazmıştım 11 Ocak'ta. Akaryakıt dağıtım şirketimi, sahte fatura üretim merkezi mi diye. Bundan 5 gün sonra bir silici bir hatırlayacaklardır. Silici 2 ve silici 3 operasyonları oldu. Türkiye'de akaryakıt sektörünün büyüklüğü 260 milyar bugün itibariyle. Ve burada da ÖTV çok yüksek olduğu için bu sene bütçedeki hedef 75 milyar lira. Sadece ÖTV, petrol ve doğalgaz ürünlerinden alınan ÖTV. Bu kadar çok vergi yükü üzerinde olunca burada kaçak akaryakıttan tutun da oradaki otomasyon cihazlarını bozarak bir sürü vergi kayıp ve kaçağına neden olunuyordu. Biz bunları gündeme getirdik. Sonra İçişleri Bakanlığı bir operasyon yaptı ve sonra burada dikkat çekilen konular, örneğin bu toptan satışlara ilişkin tavan fiyat uygulaması getirdi. EPDK nihayet topa girdi ve kanun değişikliği yapıldı Nisan ayında. Özellikle bu otomasyon cihazlarını bozmak 359. madde kapsamına alındı kaçakçılık suçu olarak. 3 yıldan 5 yıla kadar hapis getirildi. Yine akaryakıt dağıtım şirketi kurmak çok kolaydı, lisans almak. Şimdi teminatlar getirildi, işte 20 milyon var, 5 milyon var, cironun belli bir payı şeklinde. Ve 96 olan akaryakıt dağıtım şirketlerinin sayısı iyice azalmaya başladı. Şimdi 1-1-2022'den itibaren de normalde bir mükellef işlemi yaptıktan sonra 7 gün içinde faturayı düzenleyebiliyor. Ama akaryakıt sektörü artık 1-1-2022'den itibaren teslim anında düzenlemek durumunda kalacak. Bu anlamda vergi kayıp ve kaçağını engellemek konusunda ortaya dökülen konulara ilişkin adım atıldı. Bir yasal düzenleme, sonra genel tebliğler. Çok olumlu buluyorum bu anlamda. Gerçekten de tabii burada vergi oranlarının yüksekliği bu açgözlülerin bu işlere tevessül ettiriyor. Ama sonuçta devletin EPDK'nın, İşte 5015 sayılı kanuna hükümler konuldu, vergusu kanuna hükümler ilave edilmesi, belge düzeninin iyileştirilmesi veya bu işlerin zorlaştırılması bu anlamda çok olumlu. Yılda yaklaşık, eğer uygulama aynı ciddiyette olursa, yılda 25 milyar lira civarında bir vergi birilerinin cebine değil hazineye aktarılacak. Bu anlamda önemli değişiklikler oldu akaryakıt sektörüne ilişkin. LPG'de bunların içinde tabii ki. Burada özellikle ben katma değer vergisi nedeniyle dağıtım şirketlerinin sahte fatura düzenlemesini engellemek için matrahın içine konulsun, dahil olsun şeklinde bir önerimiz oldu. Onu yerine getirmek yerine bu tür önlemler alındı. Cezalar ağırlaştırıldı ve artık herkes kolaylıkla maddi gücü olmayan bu işleri yapamayacak. Yapmak isteyenler
işte borcu yoktur yazıları alacak, sicilleri temiz olacak. Bu anlamda bir temizlik oluyor. Uygulama ciddi olursa güzel şeyler olacak. Bu anlamda bu emeği geçenleri de kutluyorum buradan. Devamı gelir diye düşünüyorum diğer sektörlerle ilgili olarak da. Peki ben şimdi İsmail Sevinç'e döneceğim. Kısa çalışma ödeneği bitti, denetimler başladı diye bir başlığımız var. Twitter'dan @BloombergKT'den de bir izleyicimiz aslında tam da bu konuyu sormuş. Diyor ki Özcan Bey, kısa çalışma ödeneği ve ücretsiz izinde geçirilen süreler yıllık izin hakkını, kıdemi nasıl etkileyecek? Çalışanlar ve işverenler karşı karşıya gelmeye başladı. Bunun kararını vermek bu kadar zor mu? Burada bir karar verilmedi mi? Çalışanlarla işverenlerin karşı karşıya getirecek bir tablo var mı? Bu kısa çalışma ödeneğine dair İsmail Sevinç ne dersin? Tabii. Yani şimdi kısa çalışma ödeneğinde tabii net bir karar yok. Burada hep yorumlar devreye girecek. Hani burada kıdem tazminatı bu sürede tabii sigortalı prim ödeme gün sayısına dahil edilmedi biliyorsunuz. Kısmi olarak dahil edildi. Ya hiç çalışmadı ya kısmi çalıştı. Hı hı. Ücretsiz izinde geçen sürelerde de zaten hiç yoktu. Yani sigorta prim yoktu ve çalışılmadı. Bu sürelerle ilgili hatta borçlanma gelsin, bir taraftan prim ödeme gün sayısını artırsın da dedik. Tabii bu noktalarla ilgili yargı kararları da var ama birbiriyle tabii şu anki durum o verilen yargı kararlarından bağımsız bir durum. Onun için bununla ilgili henüz bir kıdem tazminatından yani kıdem tazminatına esas olması olmaması ile ilgili tabii kamunun net bir açıklaması olmadığını söylemek gerekir. Diğer taraftan bu dediğimiz şekilde kısa çalışma ödeneği evet bitti. Ardından ne başladı? Kısa çalışma ödeneği biliyorsunuz başlarken konu neydi? Kısa çalışma ödeneğinde neticede ne oluyordu? Normalde ödenekler önce müfettiş denetimine tabiydi. O dönem bir yasa çıktı hatırlarsanız çok hızlı yapılması da gerekiyordu. Kamu bunu kolaylaştırdı. Dedi ki denetimsiz bir şekilde devam edelim. Yani denetim yapılmadan kısa çalışma ödeneklerini verelim. İnsanlar önce, rahatlasın. İsmail Hocam yanlış mı? Önce sanki bir denetim yapılacak gibi çıkıldı. Sonra baş edilemeyeceği ve çok bir aciliyet olduğu aynen. için dediler ki aynen. Hatta biz bir programda Nedim Hocam değil mi? Hep biz tabii. konuşmuştuk diyorum, demiştik diyorum ama biz gündeme aynen. getirmiştik ve öyle daha doğru bir hale dönmüş. Düzeltilmişti. Tabii, İsmail Sevinç özür dilerim buyurun. Çünkü %25 şimdi işverenlerin %25-30 bandında müracaat oldu. Yani ne derseniz deyin. İşte 2 milyon işverenin 250 bininin müracaat ettiğini düşünün ve herkes de Nisan-Mayıs aylarında hatırlarsınız. Herkes istedi onu ya Nisan-Mayıs, Haziran çok yoğun olduğu dönemde. O dönemde de müfettişlerin yetişmesi mümkün değil. Yani 500 tane müfettişle neyi yetiştirebileceksiniz? Doğal olarak bu gerekiyordu. Hızlıca müdahale edildi orada ve kısa çalışma ödeneği verildi. Tabii kısa çalışma ödeneği verildi. Ne için veriliyordu? Çalışmadığı sürelerle ilgili veriliyordu ve iş yerinin bu şartlara uyması gerekiyordu aslında. Nedir? Yani ekonomik olarak etkilenmesi gerekiyordu da tabii o zaman ekonomik olarak etkilenmeyen belki işverenlerin %10'uydu. Yani %90 aslında bir gerekçesi vardı. Yani ben hani sürdüremiyorum veya satışlarım düştü, siparişlerim düştü, gelirlerim düştü, bilançodaki durumum belli gibi kendini izah edebiliyordu tabii. Tabii bu gerekçelerin olması gerekiyordu. Yani işverenin kendisini izah edecek bir şekilde, ekonomik olarak etkilendiğini izah edecek. Diğer taraftan da esaslı noktası çalışmadığı sürelerle verildi. Yani işçi çalışmıyorsa kısa çalışma ödeneği vardı aslında. Yani çalışmadığı süreyle ödenek veriliyordu. Çalıştığı süreyle zaten işveren ücret ödemek zorundaydı. Şimdi asıl tartışma konusu son dönemlerde şu oluyor. İşveren o zaman bir kısım işveren hem çalıştırdı, çalıştırmak zorunda kaldı belki kısmı. Üçte bir oranda. Kısmı diyorum. Yani üçte bir oranda da bir de aynı zamanda tamamen de çalıştırmak zorunda kalıyor olabilir. Yani oldu. Uymadı. Yani oldu. Diyordu ki yani ya çalış. Biz bunu dedim yani hani hocam hatırlıyorsun. Tabii. Resul Hoca şimdi zamanında varken Resul Hocam yok o yani azdır vesaire diyordu galiba yanlış hatırlamıyorsam ama. Ben doğrudan biliyorum yani kısa çalışma ödeneği olup çalışanları biliyorum yani. Çevremden de biliyordum. Ama orası kısa çalışma ödeneğiyle devam ediyordu. Evet, o kadar kurumsallarda çok olmadı ama
Eksene hocam da o kadar şimdi, çürük elma olur diyor. İşveren şimdi bunu bir gelir kaynağı olarak da gördü tabii ki. Yani şöyle zor durumdaydı. Hmm. Hem de çalışmasına ihtiyaç vardı. O dönem bir geçildi böyle ama aslında kurala uymuyordu. Yani kurala uyması çalıştırmayacaksın. Çalıştırmadığın zaman ödeyeceksin. Temel sistem o. Şimdi tabii böyle bir şey olunca ne oldu? Şimdi işçilerle işverenler zaman zaman karşılıklı geldiği zaman işçiler bu durumu şikayet eder hale geldi. Son dönemlerde de yoğunlaştı. Yani hani kısa çalışma ödeneği aldım ama ben tam çalıştım nevinden. Normalde rutin bir denetleme olmuyor ama bu nevi denetlemeler yoğunlaştığını söyleyebiliriz. Ya yani bu nevi denetlemeler nasıl anlayacaklar peki İsmail? Ya kaç ay geçmiş? Çalışan ya, çalışmış, çalışmayan çalışmamış. Geçmişe dönük tam mı çalıştı? Ha, beyanlarla tabii, mı? Tabii. İfade çok önemli. Şimdi o çevre soruşturması yapıyor. Bulunan servistekilerin ifadesini alıyor. Bir taraftan işverenin de aslında şimdi kamera kaydına falan bakıyor mu mesela? Fabrikada kamera kaydı var. İşte makinelerin başında giriş, insanlar var mıydı giriş, yok muydu? Çıkış, onlar bir ayda yok ediliyor. Oradan bir şey bulamaz. Şimdi giriş çıkış kayıtlarına bakıyor bunu istiyor. Şimdi zorlaştırırsa hocam bir aylık tutuluyormuş ama ya. Kamera kayıtları. Yani bir ay tutulmuyor. Yani işveren şöyle yap, sahtekarlık yapması lazım. Yapmaz yani. Hani kayıtları ibraz eder yani. İbraz etmeme yapmaz bence. Bir taraftan da kayıtları ibraz etmezse tabii müfettiş de iyice belgeler ve ifadeleri yoğunlaştırır. Yani burada iyi bir şekilde yönetmek lazım bu süreci. Bir taraftan ifadeleri alacak, bulunduğu yerdeki ifadeleri. Bir taraftan işverenin bilançosuna belki karlılığını da inceleyecek. Senin ihtiyacın var mı diye. Yani inceleme oradan daha derinleşiyor. Yani derinleşebiliyor duruma göre. Derinleştiği zaman da zaman zaman kısa çalışma ödeneğinin iptali, kısmı iptali, zaman zaman da tamamen iptali gündeme gelebiliyor. Yani aldığınız o paralar iptal edilebiliyor. Yani siz bu şartları taşımıyordunuz. Siz bu servisteki işte 10 kişiyi çalıştırmışsınız. Tamam. 10 kişiyi çalıştırmışsanız hepsini de çalıştırmış olabilirsiniz gibi genel bir yorumda gidilebiliyor. Yani tamam. Burada bir yorum var. İade edeyim ben aldığım kısa çalışma ödeneği parasını. İade. Ne olacak? Parayı zaten kullanmış oldum. Sonra aylar sonra ödemiş oldum. Aylar sonra ama yani şöyle aylar sonra doğru da yine ödüyorsunuz. Tabii burada şu da lazım. Şimdi o kadar zaman hocam geçmiş. Geleceğim sana. Çok itiraz edeceğim. O kadar zaman geçmiş. Şimdi bir taraftan o kadar zaman geçmiş. Şimdi uzun sürede geçtiği için aslında yani tabii kural bu. Kural çok net kural bu. Ama bir taraftan da işverenin bu dönemde tabii bir mali sürdürülebilirlik durumu da var. Yani bu incelemelerin tabii ki yapılması gereğince ama biraz daha böyle yani çok keskin değil de toleranslı mı davransınlar? Tolerans, yani tolerans tabii kelimesi çok böyle ucu açık kaçabilir ama biraz daha böyle keskin bir yüzünü göstermeden daha belki küçük grupları şey yaparak iadesini isteyerek daha genellemeden böyle mümkün olduğunca küçük rucularla kapatılırsa bence işverenler için önemli çünkü Covid-19 o 15 aylık dönem şey bir dönemdi, işverenler de bilmiyordu yani. Şöyle düşünün siz, işveren de çalıştıracağımı, çalıştırmayacağımı, ne kadar çalıştıracağım, kuralları o zaman herkes de çok iyi bilmiyordu. Yani uygulamadaki ufak tefek pürüzlere de bana göre çok fazla peki. Takmamak lazım o dönem için. Nedim hocam, nedir senin değerlendirme? Şimdi şöyle, tabii İsmail Bey çok devletçi baktı olaya. Ben şöyle itiraz ediyorum. İşsizlik fonundan 63 kamudan milyar. Kamudan geldiği için olmasın hocam. Ben de kamudan geldim. Ya şimdi işsizlik ödeneği alan, kısa çalışma ödeneği alan insanlar yaklaşık 3 milyon 600 bin kişi o dönemde yolu kesişti. Bu parayı nereden ödediniz? İşsizlik fonundan. İşsizlik fonu kimin fonu? %2 işveren, %1 işçi, %1 devlet. Buradan paralar alınmış. Şimdi bu kısa çalışma ödeneğinde ya da ücretsiz izinde geçen sürelere ilişkin olarak bunun kıdem tazminatı emekliliğe yansıyan yönleri var. Biliyorsunuz işsiz kalındığında da o 10 aylık süreden düşülecekti. Gündeme getirdik, düşülmedi. Bütün bu sorunlar ortada duruyorken klasik Türk devlet anlayışı gündeme hemen devreye giriyor. Asla vatandaşına güvenmeyen
bir devlet anlayışı. Bu vergide de böyle, SGK'da da böyle. Ama dedim hocam, denetliyoruz. Denetlemek, yani denetlesin ne olacak? Bir sorun yoksa zaten sorun yok. Vatandaşı hani... Hayır bakın, şimdi şöyle, bu kadar 1 milyon, 3, 15,5 milyon SGK'la çalışanın 3,5 milyonun yolu kesişmiş. Ve o zaman Zehra Hanım, eski bakan açıklamıştı. Bunların da çok büyük bölümü küçük işletmeler zaten. Hmm. Şimdi siz bütün bu sorunlar ortada duruyorken topu taca atmak bu. Başka gündem değiştirmek olarak değerlendiriyorum ben bu olayı. Şöyle de bir olay oldu ama. Çoğunlukla hizmet işletmeleri faydalandı. Adamın en büyük maliyeti neydi? İşçi maliyetiydi. Şimdi siz bunu çoğunluğu devlete diyelim 7 günlüğü ödediniz siz. Ne oldu? Sizin kestiğiniz faturalardan dolayı işçilik maliyeti olmadığı için kurumlar vergisi olarak devlete ödediniz siz bu paraları zaten dolaylı olarak. Böyle de bir şey oldu. Bakın istatistikleri açsınlar. O kısa parayı çalışma... Parayı devlete ödemesine ihtiyaç yok. Zaten para işsizlik fonundan geliyor diyorsun. Hocam bir taraftan da. Devlet öbür tarafta kurumlar vergisi olarak aldı ya da gelir vergisi olarak aldı bu parayı. O istatistikleri açıklasalar bu gözükecek. Hizmet işletmelerinde karlılığın o dönemde kısa çalışmada geçen dönemde nasıl yükseldiğini. Bu da ortadayken. Şimdi siz sahte belgelerle binlerce kişiyi emekli yapmışsınız. Doktor hastanede ölmüş. Bu meslek hastalığı mı, iş kazası mı? Git kardeşim yargıya. Yargıya niye git diyorsunuz? 6 sene geçecek. Devletin böyle davranmaması gerekiyor. Devlet ne anadır babadır diyoruz, sosyal devlet diyoruz. Ya vatandaşı her şeyini gidip yargıda 6 sene 8 sene sürünerek mi alacak? Biz niye daha önceden bazı şeyleri öngörüp bunları çözmüyoruz, insanların hayatını kolaylaştırmıyoruz? Yani şimdi batı diyoruz, gümrükle ilgili bir olay olmuştu söyleyeceğim, Almanya ile Türkiye'yi ilgilendiren. Türk firma yetkilileri gittiler Alman gümrük idaresine, bu böyledir dediler. Adamlar hiç sen yalan mı söylüyorsun, doğru mu söylüyorsun diye bakmadan kardeşim 1500 euroyu ödettiler, dosyayı kapadılar. Biz de o bunu mu yapmıştır, bu bunu mu yapmıştır? Ya bu devlet anlayışını da artık bırakmamız lazım. Biraz vatandaşımıza güvenmemiz lazım. Güvenmiyoruz. Ondan sonra da fırsatını bulunca da sonuna kadar gidiyoruz. Bu anlayışı kabul etmek mümkün değil. En azından ben kabul edemiyorum. Tabii bir tarafta... Bir şey ekleyeceksin galiba. Evet, anladım. Evet. Sağ olasın. Şimdi evet. Ben de söyleyeceğim yani, evet. Şimdi tabii ki devlet denetleyecek. Devlet verdiği yardımların peşinde koşacak. Yani şikayet olursa da bunu inceleyecek. Bütçeden vermedi Nedim bunu. Nedim Bey'in şu... Nedim Hocam diyor ki bu aralar lazım. Bütçeden verilmedi ki. Nereden verilmesi çok önemli değil de verilmenin bir kuralı var ya. O kurala uydu mu uymadı mı diye bakıyor. Ama uydu mu uymadı mı diye bakarken de Nedim Bey'in söylediği de bir noktada eşyanın tabiatına uygun görünüyor. Yani nasıl hızlı verildi, işveren bilmiyordu. İşte bir şekilde eksiklikler oldu. Bunu mümkün olduğu kadar yumuşak inceleme doğru. Çünkü işverenin karşısına çıkacak dedik ya, yalnızca şey de değil aslında, onu da ilave edelim. Yalnızca rucu olarak bu kısa çalışma değil. Aynı zamanda SGK ilave primlerini isteyecek, idari para cezaları verecek orada. Yani önemli bir miktarda da karşısında bir yekün teşkil edecek bir para olacak yani. Bu anlamda da biraz yani bu incelemelerin, evet, tabii rutin incelemeler değil, bu incelemelerin biraz daha böyle makul düzeyde kalmasında bana göre fayda var. Devletin yumuşak yüzünü. Evet, o burada. Yumuşak kelimesini kullanmak istemedim ama evet, aynen. Ben yumuşak kullanmayayım olayım usta. Devletin yumuşak gücünü, yumuşak yüzünü evet, aynı evet, zamanda evet, evet. Yumuşak yüzünü göstermesinde fayda var. Nedim Hocam bir şey ekleyeceksin? Tercih meselesi. Yani siz binlerce sahte sigortalıyla mı bu müfettiş arkadaşları meşgul etmek istersiniz? Kısa çalışma ödeneğinde aslında 3'te 2 hiç çalışmamış ama 3'te 1 çalıştırdım göstermiş, bunun mu peşine düşersiniz? Tercih meselesi bu. Orada bakmanız gereken, araştırmanız gereken çok da hayati konular varken şimdi böyle çok da katkısı olmayacak konularla uğraşmanın çok mantıklı olmadığını, verimli bir şey olmadığını. Evet, peki ben şunu biliyorum mesela İsmail Hocam. Mesela maaş verecek, çalıştırıyor, kısa çalışma ödeneği almış, maaşın bir kısmını şirket veriyor, bir kısmını da devletten yatan parayla, ama tam maaşını veren işletmeler, değil mi? Bu da oldu. O da oldu. Bu böyle formüller oldu yani, bir doğrudan evet, biliyoruz yani birebir. Maaşını çalışan tam aldı, tam çalıştı, ama kısa çalışma ödeneğinden bir kısmını da şirket verdi.
İşte orada tam çalışması yanlış. Efendim? Yani tam çalışıyorsa tamamen işveren verecek. Oradaki kural o. Ama bunu yani, işveren, yapanlar evet, var. Oldu. Var. Piyasada da ihtiyaçtan dedi. Bilmiyordum dedi. Hani çok kurallar çok yeni dedi. Bu COVID-19 dönemi özel hızlı değişik bir dönemdi. Biraz daha bu incelemelerde dediğimiz gibi çok böyle didiklersek çok şey çıkar. Ya çok üzerine gidersek çok şey çıkacaktır. Onun için biraz daha böyle yüzeysel olarak bakıp bana göre yani yüzeysel olarak bakıp biraz daha sınırlı incelemeyi sınırlı tutmakta sanki fayda var yani. Peki. Bir araya gideceğim izninizle. Aranın ardından Nedim Hoca ve İsmail Sevinç'le sohbetimiz devam edecek. Bloomberg ET ekranlarında ekonomik görünüm devam ediyor. Nedim Türkmen ve İsmail Sevinç'le sohbetimiz sürüyor. Ben Nedim Hoca'ya döneceğim bu bölümde ve kayıt dışı ekonomi vergi kaybına ilişkin görüşlerini rica edeceğim. Aslında bu programın başında da konuştuk. Yeni vergi paketinden bahsettik. Vergi ile ilgili konuştuğumuz zaten her şeyin içerisinde bir acaba sorusu. Acaba buradan bir vergi kaybı, vergiden kaçınma olur mu olmaz mı dediğimiz hikayeler söz konusu. Ama tabii biraz daha toparlaması için kayıt dışı ekonomi vergi kaybı başlığıyla sevgili Nedim Hoca neler söyleyecek? Buyurun. Evet, aslında bu konuyu gündeme almamızın bir nedeni de geçen hafta içinde Boğaziçi Üniversitesi'nde Profesör Ceyhun Elgin Bey Dünya Bankası için bir rapor hazırlamış Türkiye'ye ilişkin olarak. Burada da Türkiye'de kayıt dışı ekonominin gayri safi milli hasılanın %25.6'sı olduğuna ilişkin tespit yapılmış. Tabii bu çok önemli bir rakam. %25.6 kayıt dışı ekonomi, bu sadece yapılan iş yasal ama kayıtlı yapılmıyor. Yani vergi dairesi, vergi otoritesinin bilgisi dışında yapılıyor demek. Konusu suç olan gelirlerden bahsetmiyoruz. Tabii kayıt dışı ekonomi sadece Türkiye için değil, bir sürü dünyanın bütün ülkeleri için bir sorun. Bunu sıfırlayan olmadı dünyada. En düşük %4'lerle %70'ler arasında gidiyor. Burada %25'lik oranın suç gelirleri de eklendiğinde Türkiye için %40'lar seviyesinde olduğunu ben tahmin ediyorum. Tabii kayıt dışı ekonomi vergi ahlakı düşük toplumlarda daha çok oluyor maalesef. Tabii kayıt dışı ekonomi nakit kullanımını artırarak enflasyonu etkileme yönü var. Vergi gelirlerini azaltıyor, kamu maliyesini etkiliyor, para politikasını etkiliyor. Bu kayıt dışı ekonomiye bağlı haksız rekabet birçok insanın da birçok mükellefin de kayıt dışına kaymasına neden oluyor rekabet edemediği için. Bu anlamda çok mücadele edilmesi gereken bir şey. Şimdi burada 300 milyar rakamı, bunun doğru olduğunu kabul edelim. 300 milyar liradan siz %25 vergi aldığınızda 75 milyar lira ilave bütçeye bir para koyacaksınız. Birçok mükellefi sistem içine koyacaksınız. 75 milyar lira kadar borçlanma gereğiniz azalacak. Bütün dengeleri etkiliyor. Bu anlamda biliyorsunuz kayıt dışıyla mücadele ilişkin olarak orta vadeli program, bunda her yıl programlar açıklanıyor. Buna ilişkin işte nakit kullanımının artırılması, işte kiraya verilen evlere ilişkin incelemeler, ama bunlar hiçbir surette birbiriyle bağlantılı bir şekilde yapılamadığı için biz de hocanın yaptığı araştırmada da gözüküyor. Yani Moritanya ile falan aynı oranlarda çıkmışız. Bu anlamda tabii kayıt dışı ile ekonomi ile mücadele sadece Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın değil, toplumun bütün kesimlerinin mücadelesi olmak zorunda. Ama bu mücadeleye başlamadan önce de artık şu vergi kanunlarını, özellikle gelir vergisi kanundaki gelirin tanımını değiştirip Türk vergi sistemini malı değil, parayı takip eden bir sisteme dönüştürüp biraz da vergi oranlarını, KDV oranlarını, ÖTV oranlarını aşağıya çektiğimizde kayıt dışı ekonomide de kayda alma konusunda ciddi bir mesafe kat edeceğimize inanıyorum ben. Benim hocam, sen ÖTV oranlarının düşeceğini düşünüyor musun? Düşünmüyorum. Peki, yakın bir zamanda düşünmüyorum. Yani maalesef. Bir otomobil alırken biliyorsun
bir şirkete, evet, bir devlete yani. Otomobilin o çıplak ücreti 200 bin liraysa, değil mi? 200 bin lira da devlete mi veriyoruz? Hayır, yani şimdi 2000 cc'nin üzerindeki otomobillerde bir tane kendinize alıyorsunuz, iki tane devlete veriyorsunuz, bir tane de bankaya veriyorsunuz eğer krediyle almışsanız. Maalesef çok adaletsiz. %272'lik bir ÖTV oranına vergi oranına tekabül ediyor. ÖTV'de KDV'si mi alınıyor bir de? Var. Ayrıca ÖTV'nin üzerine bir de %18 katma değer vergisi alınıyor. İyi ki çip krizi çıktı. Şimdi ona bağlıyoruz işte satışlar. Zaten araç yok, satışlar yok diye. Bakın geçen hafta da Rekabet Kurumu bu matrah aralıkları değişmişti biliyorsun, konuşmuştuk da. Yansıtılmadığına işte, ilişkin iddialar evet, var. Evet, evet. Ya bu şey ne diyelim yani, en büyüğünden en küçüğüne bir bozuk, genetik bir bozukluk var. Hemen istismar, anında rakamlar değişiyor, siz ondan yararlanamıyorsunuz. İşletmeler kendilerini de tutmaya çalışıyor. O soruşturmanın sonucunu da merakla bekliyorum. Evet, son sevgili İsmail Sevinç'e döneceğim. Bu yapılandırmada son hafta diyoruz, hatırlatmalar. Eylül'ü bitireceğiz, artık bitiriyoruz. Deyim yerindeyse son bir hafta içerisine girdik. Hangi hatırlatmaları yapalım yapılandırmalarla ilgili sevgili İsmail Sevinç? Tabii yapılandırmada son hafta, Cuma günü hatırlatamayacağız. Çünkü Perşembe günü sonlanıyor. 23.59'a kadar bir yapılandırma var. Bunu elektronik ekranlardan müracaat edilebilir. Yine Sosyal Güvenlik Kurumu'na bizzat müracaat edilebilir. Ağırlıklı olarak elektronik müracaat var manyetik ortamda. Tabii yapılandırma çok önemli dedik. Beyaz bir sayfa açıldı dedik. Burada son bir haftada hani önemli, son günlere kadar muhakkak müracaatları edelim. Neden dolayı? Yani gerçekten önemli fırsatlar var. Peşin ödemelerde %90'a kadar faiz indirimi var. Bu önemli bir fırsat. Diğer taraftan 4B'lilere önemli fırsatlar barındırıyor. 1 Kasım'a kadar müracaat eder, 31 Kasım'a kadar öderse iptal edilen hizmet sürelerini bu esnaflar ihya edebiliyorlar. Bu önemli bir fırsat. Yine ihya ettikleri ve ödedikleri primlerle emekli olabiliyorlar. Yine genel sağlık sigortalılar için önemli bir fırsat var. Yıl sonuna kadar müracaat, onlar için biraz daha uzun süreli. Yıl sonuna kadar müracaat ederlerse onlar için de faizler siliniyor. Sadece ana parasını ödüyorlar genel sağlık sigortası priminin. Yine Kasım ayının sonuna kadar müracaat ederlerse onlar da bir gelir testi yaparsa, asgari ücretin 1/3'ünün altındaysa o primleri de siliniyor. İdari para cezaları için altın fırsat dedik. %50'ye kadar ödeme fırsatı var. Bunların hepsi 31. Bunların hepsi bu ayın sonuna kadar müracaatla mümkün. Mutlaka müracaat etsinler ve bu fırsattan kaçırmasınlar. Tabii müracaat ettikten sonra ödemeye devam etmek lazım. Unutmayalım, üst üste iki taksiti ödemezsek eğer, yine aynı yıl içinde iki taksitten sonra bir taksit daha ödemezsek, eksik ödersek yine yapılandırmamız iptal olur. Onun için yapılandırmanın kurallarına da uyalım ve zamanında müracaat edelim. Peki. Haftaya belki konuşuruz. Rakamlar belli olunca zaten ne kadarlık bir başvuru olduğu onları da muhtemelen açıklanır. Resmi kurumlar bizler de tartışırız. İsmail Sevin çok teşekkürler. Değerlendirmeler için üstad, iyi akşamlar dilerim. Ve Nedim Hocam, ağzına sağlık. Teşekkür ederim. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. İyi akşamlar, iyi hafta sonları. 22'de küresel piyasalarda buluşacağız.